Türkiye gibi bir ülkede bir bisiklet kullanıcısıysanız dikkat etmeniz gereken en önemli şey güvenliktir. Bisiklet üstünde giderken sağa sola kafamızı döndürerek önümüzü, sağımızı ve solumuzu görebiliriz. Oysa ki bütün tehlikeler arkadan gelmektedir ve bunun için de ne yapıyoruz? Dikiz aynası kullanıyoruz. Fakat bisiklette hangi dikiz aynasını kullanıyoruz? Bugün bu konuyu işliyoruz. Çeşitli bisiklet aynaları var arkadaşlar. Bunları sınıflandırması güç ama şu şekilde ben sınıflandırdım. Vücut üzerine monte edilen aynalar ve bisiklet kadrosu üzerine monte edilen, bisikletin gövdesi üzerine monte edilen aynalar. Bunların en başında ne geliyor? Dikiz aynalarında gidon aynaları. Bu aynaları kullanmak zordur. Daha doğrusu ucuzdurlar. Her yerde bulabilirsiniz. Kullanmak neden zordur? Bazı dezavantajları var. Öncelikle yoldaki tüm titreşimi aynaya verdikleri için görüntüyü net alamazsınız. Arkanıza baktığınızda görüntü çok net değil, daha çok titreyen bir görüntü görürsünüz ki bu arkadan gelen birkaç taşıt olması halinde sizi şaşırtabilir. İkinci ve en büyük dezavantajı, biz bisikletçiler gözümüzü sürekli yolda tutmak zorundayız. Özellikle yol bisikleti gibi trafikte giden ve hız yapan bisikletler kullanıyorsanız bir saniyelik bile bir hatanız yoldan gözünüzü ayırmanız sizin için kötü sonuçlara neden olabilecektir. Bu yüzden ben bisiklet üzerine bağlanan gidon aynalarını eliyorum. İkinci bölüme geçtiğimizde vücut üzerinde dedim işte kask aynasıdır, gözlük aynasıdır. Son zamanlarda Çinlilerin çıkarttığı şu eldivenlerimiz üzerine takılan aynalar var. Eldivenler üzerinde kendinden olan aynalar var. Onu kullanmadım ama çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Bu da yoldan gözümüzü ayırmamıza sebep olan aynalardan biri. O yüzden hiç bundan bahsetmeden hangisine geçiyorum? Uzun süre kullandığım kask aynasına. Kask aynaları şu şekilde monte ediliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde bir cırtçıkla kaskımıza monte edilen aynalar. Bu aynalar aşağı yukarı 20 cm uzunlukta oluyor. Gördüğünüz gibi ayarları oluyor. Ve bunlar da tabii kalite kalite, marka marka değişebiliyor. Şimdi bunlardan hiç bahsetmeyeceğim. Benim bugün bahsetmek istediğim, ben kask aynasından çok memnun değildim. Nedenine gelince hemen göstereyim arkadaşlar. Kaskımı şu şekilde bağladığımda görüyorsunuz kask aynası kafamda. Hiçbir problemi yok. Şöyle bir dezavantajı var. Birincisi ekranda sanırım görüyorsunuz. Acayip şekilde titreşiyor. Yani özellikle toprak bir yolda bisiklete biniyorsanız kask aynanızın titreşimini sizi inanılmaz rahatsız ediyor ve dikkatinizi de dağıtabiliyor titreşimden dolayı. Arka tarafa şu şekilde baktığınızda görüntüsünde tabi titreşime bağlı olarak büyük bir sıkıntı oluyor. İkincisi bu kask aynalarını çıkarması biraz dertlidir. Yolda bir arkadaşınızla karşılaştığınızda o gel bir öpeyim diyemezsiniz. Zira kask aynası adamın gözüne girebilir. Bu yüzden ben kask aynasını açıkçası çok memnun kalmadım. Bir müddet aha gitti vallahi. İşte şu problemi yaşıyorsunuz. Kask aynaları şu şekilde cırtçırtlı ve stickerlı olduğu için, yapışkanlı olduğu için bir müddet sonra yerlerinden düşebiliyor. Aradım, taradım, araştırdım. Benim işime yarayabilecek ayna nasıl olmalı dedim. Benim işime yarayabilecek bir ayna aradım ve sonunda da buldum. Şimdi bir ayna düşünün ki çok pratik, küçücük, her yere koyabiliyorsunuz. Kırılma gibi bir riski yok. Gözlüğünüzde çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Özellikle benim gibi gözlüklüyseniz. Ve kask aynasında ne demiştik? Kaskınızın üzerine takılıydı. Şimdi bazı arkadaşlar ne kadar tavsiye etmesem de bisikleti kasksız kullanıyor. Kasksız kullandığı zaman ne oluyor? Gidon aynası takmak zorunda kalıyorlar. Halbuki gidon aynası dediğim gibi çok kullanışlı bir ayna değil. Lafı dolaştırmadan ben size hemen aynayı göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi take a look denilen bir ayna buldum. Bu ayna benim hayatımı kurtardı. Yani bütün istediğim özellikler bu aynanın içinde. Take a look diye bir marka. Bunu bisikletçilerde bulabilirsiniz. Pabike diye de bir marka ile satılıyor. Hatta aşağıya ekleyeyim ben. Linkler arasında Pabike'ın linkini de ekleyeyim. Facebook'ta kendi sayfaları var. Satış sayfaları değil bu arada. Oradan kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi bu aynanın özelliği nedir? Bu ayna en başta küçücük bir ayna. Şöyle elimde görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kullanışlı, yani hemen cebinize çıkartıp koyabileceğiniz bir ayna. Aynayı o kadar efektif yapmışlar ki ayna sağa sola, yukarı aşağı ve kendi ekseni etrafında da 360 derece dönebiliyor.
Bu aynanın özelliği nedir arkadaşlar? Bu aynanın özelliği gözlükte kullanabiliyor olmanız. Eğer gözlük takıyorsanız, ki bisiklet binerken hepimiz gözlük takıyoruz. Bisiklet binerken gözlük takmak aslında zorunlu şeylerden biridir. Neden? Gözünüze böcek bilmem ne ıvır zıvır girmesini engeller. Gözlük takıyorsanız gözlüğünüze kolayca monte edebileceğiniz bir ayna. Şöyle göstereyim. Altında 3 tane ayağı var. Bunu elinizle bükerek ayarlayabiliyorsunuz ve kolayca şu şekilde gözlüğünüze monte edebiliyorsunuz. Ondan sonra işiniz çok kolay. Gözlüğünüze monte ettikten sonra bisiklet sürüşlerinde şu şekilde gözlüğünüzde güneş gözlüğü olmasına gerek yok. Şu şekilde aynanızı ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu sizi inanılmaz yükten kurtarıyor. Aynı şekilde hemen alıyorum. Kaskınızı istediğiniz gibi üstüne takabiliyorsunuz. Artı yolda arkadaşınızı gördüğünüzde mesafesi kısa olduğu için adamın gözüne aynanızı sokmuyorsunuz. Bisikletle işinize gittiğinizde gözlüğünüzü çıkarttığınızda ya da gözlüğünüzü çıkartmadığınızda aynayı kolayca yerinden çıkartabiliyorsunuz. Bu yüzden ben bu aynayı gerçekten çok sevdim. Size de özellikle tanıtmak istedim. Düşündüm, taşındım. Bütün aynaları inceleyeyim. Tüm bisiklet kullanıcılarına faydalı bir şey yapayım dedim yine. Ve bu aynayı sizlere kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Ha, fiyat olarak ben bunu nereden aldım? Çankaya'dan, Sundu Bisiklet'ten. Yani tabii şimdi İzmir'de söylüyorum bunu. Birçok bisikletçi de bulabilirsiniz. Ben bunu burada 40 lira gibi bir fiyata aldım. Güvenliğimi düşündüğünde açıkçası 40 lira benim için önemli bir rakam değil. Çünkü saçma sapan yerlere hepimiz değişik paralar verebiliyoruz. Bu aynanın bazı çeşitleri var. Hemen bunlardan da bahsedeyim. Bu aynanın iki çeşidi var. Profesyoneller ve yeni başlayanlar için. Ben yeni başlayanlar için olanı aldım. Yeni başlayanlar için olanında şu ekran, aynanın yüzeyi daha büyük. Biraz daha profesyonelleştiğinizde, aynayı kullanmaya başladığınızda daha küçük boyutla, daha küçük boyutlu, özür dilerim, teli de daha kısa olan, daha ufak, minimalist bir ayna alabiliyorsunuz. Bu yüzden ben dediğim gibi ilk etapta bu aynayı ne yaptım? Yeni başlayanlar için olanını tercih ettim. Bu aynada benim en çok dikkatimi çeken özellik neydi? Tamam, küçük, minimalist, cebinize giriyor, kolay takılıyor, çıkartılıyor. Ama benim en çok hoşuma giden özellik gözlüğüm, biliyorsunuz gözlükler kolay titreşmez bisiklete binerken. Gözlüğünüz titreşmediği için de aynada herhangi bir titreşim olmuyor ve arkadaki görüntüyü çok net olarak görebilmenizdi. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle vurguluyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yeni başlayan arkadaşlar, eğer yeni bir bisiklet alacaksanız bütün paranızı bisiklete yatırmayın. Mutlaka bir kısmını güvenlik ekipmanlarına ayırın ki bisikletinize hayatınız boyunca güvenle sürebilirsiniz. Önümüzdeki hafta başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada hemen unutmadan, önümüzdeki hafta bisikletle ilgili sürpriz bir video gelecek. Muhabbetin dibine vurduk bir arkadaşla. Kendisini zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur. Önümüzdeki haftaki videoyu kesinlikle kaçırmayın. Bir ikincisi, uzun zamandır çekiliş yapmıyorum. Hemen bunun duyurusunu da yapayım. Önümüzdeki haftalarda sağlam bir çekiliş gelecek. Aranızdan bir kişi bayağı sağlam hediyeler kazanacak. Geçenlerde bana birisi yorum olarak, abi sen de bisiklet verir misin demişti. 10.000 aboneye ulaştığım anda ben de bir adet bisiklet hediye edeceğim. O yüzden beni ne kadar çabuk 10.000 aboneye ulaştığını heyecan yaptım. 10.000 aboneye ulaştırırsanız bisiklet çekilişine o kadar daha çabuk yaklaşırsınız. Önümüzdeki haftaya dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.